Seçimlerin sağlıklı geçmesi lazım. Ülke sorunlarının geniş tartışması lazım. Gerekiyor. Hatta bence bunun için bu sağlıklı fikir düzeyinde seyretmesi büyük önem taşıyor. Bunun için de mesela Doğu Perinçek de aday olabilmeli. 100 bin imzayı tamamlamalı. Vatandaşlar gidip ilçe seçim kurullarına imza vermeli. Şu an yani, reklamlara geçtik. Evet. Yani bu, şaka yapıyorum ya. Bu çerçevede sağlıklı bir fikir tartışması olmalı ve herkes hangi seçmene ne için oy verdiğini iyice kavrayıp oyunu öyle kullanmalı. Tabii insanların önerilerini, fikirlerini, işte evet. vaatlerinin ne kadar gerçekçi olduğunu herkes evet. tartmalı. Ama ya bak, da bir şey söylemem görmeli. Lazım yani de. Gerçekten. Vallahi. Söyle o zaman. Yani yoksa vicdani bu yani söyle. Vicdanım rahatlaması açısından. Şimdi bugüne kadar yani Muharrem İnce bu adaylık sürecinden sonra CHP ile kopma aşamasına geldikten sonra yani abi senin de çalıştın. İsmail abi senin de çalıştın. Nasıl ifade edilir? Açık CHP açık yakın... ifade et, rahat ol. He? Açık açık ifade et, rahat ol. Ya CHP yakın televizyon kanalları mı diyeyim? Hı, yani, doğru formülasyon oldu mu? Ya ben böyle özenli bir dil kullanmak istiyorum. Yani diğerleri gibi yandaşsınız, ya bu süreçte gazetecilik yapmaya çalışan kanallarda diyebilirsin. Yani böyle de tarif edilebilir. Yani. Yok abi ya şöyle. Pardon herhalde bu bir şakaydı değil mi? Yani biz burada gazetecilik yapmıyoruz diye onlar yapıyor. Sürekli bağırarak, çağırarak. Ben mesela şöyle bile gördüm. Fotoğrafımı böyle ekrana koyup bu işte AK Parti'nin propagandacısı, özel eğitimli falan diye yakın kanallarda özel üzerine eğitimli. Konuşulduğunu bile gördüm. Sen mi? Tabii tabii inanamadım ama. Ya gerçekten. Şimdi, bakın bir dakika bir şey yapayım. Sevgili izleyiciler. Haberinde de aslında iki... böyle çok konuşuyor herkes de. Normalde bizim piyasa 40 kişi. 40 kişi de birbirini bilir. İsteyen de itiraz etsin bana. Hepsiyle de yüzleşirim. Kaç yıldır merdivenlerde ben kimlerin beklediğini bilirim. Kimleri hiç merdivende görmediğimi de bilirim. Sonrasında hop oradan buradan fark etmiyor yani sağda solda ortayda üstü altı zınk diye paraşütle geldiklerini de bilirim. O yüzden o öyle değil yani bilin bunu. Evet. Yani benim zaten yani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerde. Buna bir itiraz bir dakika buna bir itirazınız var mı? Hayır hayır. Ha? Hayır. Dışişleri Bakanlığı'nın işte ne bileyim kapısında saatlerce bekleyen muhabirlikten gelen yöneticiyi bilirim. Evet. Hamidiye Camii'nin önünde Refah Partisi zamanındakini bilirim. Ondan öncekini bilirim. Sizler daha eskilerini de bilirsiniz. Yok ya bir şöyle. De, hazine binasında hazinenin önünde bekleyenler. Bir de hiç oralarda olmayıp gazeteci olan arkadaşlar Hande, var ayrıca şimdi, bir şey söyleyeyim. İki taraftan da. Var o var icat paraşütle inenler de var. Kimse paraşütle inenler de var da haksızlık etmemek lazım. Mesela İsmail abi de İsmet abi de ya biliyor yani bizim böyle tırnağımıza tırmalayarak. Hayır canım ben söylüyorum yani özel eğitimi nereden aldın? Ben seni 40 yıldır tanıyorum hiç özel eğitim aldığını bilmiyordum. İşte ya öyle bir de böyle şey plazmaya koydurmuş falan filan. Neyse o önemli değil. Ben ya aynı... Senin fotoğrafın alınmış, vole konulmuş. Bir yayında. Bir yayında alınma, vole konulmuş. Bu, AKP'nin bunlar özel eğitiliyor. İşte AK Parti'nin propagandacıları. Ama Melih, şimdi aynısını bana yaptılar. Melikçim onlar... ikisi de hatalı. Aynısını bana yaptılar. Abi vallahi da billahi aynısını bana yaptılar. Bak İsmail abi kaç... Hem de böyle fotoğrafım geliyor dönüyor, gün bir defek vermişler falan. İsmail abi sen benim meslek büyüğümsün. Kaç yıldır hani böyle... dişimizle tırnağımızla hani böyle bu ne haksızlık. Mesela bana şey dese ya AK Parti'ye yakın gazeteci Erdoğan destek hiçbir şey demem. Ama böyle özel eğitim program bunlar ayıp işler. Neyse ben aynı dili kullanmamak adına dikkat edersen nasıl zorlanıyorum. Tabii. Diyorum ki yani aynı şey hataya düşmemek adına işte CHP yakın kanallar yakın gazeteciler yani böyle şey görüyorsun değil mi özelini dili. Şimdi bu insanlar şey geleceğim. Senin şeker artık çıkmıyor çok enteresan. Ya ben vallahi bu aralar dikkat ediyorum şeker gitti çok güzel. Ya benim büyük kızım zaten baba vallahi kalpten gideceksin azıcık sakin Allah ol diye diye. Ya, Allah artık adam ya sen biliyorsun ya Zafer biliyor ya şu. Buraya gelirken diyazem alıyor. Ben İsmail abi şu saat var ya benim yani bunu söylemem de hani yeri gelmiş şey ya bu benim iki kızımın.
harçlıklarıyla aldıkları bir saat. Güle güle kullan. TL 4000 lira. Yani şu anda belki 5 falandır. Bunu yuvarlığa almış abi. 150 bin dolarlık bilmem ne takıyor. Markayı söylemeyeyim. Ben hayatımda 150 bin dolar bir arada görmedim. Niye neyse bu önemli değil. Bunlar itibarsızlaştırma herkes şeyleri. Herkes görsün, aynada bir kendine baksın. Onu diyorum Hande. İtibarsızlaştırma, yalan haber. Onu haberleri diyorum. Yalan çıkınca düzeltmeme. Ne ararsan var. Hayatım. Niye dert ediyorsun? Yok ben yo, dert etmiyorum. Vallahi artık etmiyorum. Üzülüyordum ama artık etmiyorum. Ya beni şey, ya söylediğimle eleştirsin. Ne bileyim ya, atıyorum dersin ki mesela gazetecilik objektifini bazen kaybediyorsun. Fazla Erdoğan'a yakınsın. Bunları tartışalım ama bu olmayan şeyler. Böyle itibarsızlaşmaya dönük. O benim gerçekten vicdanımı yaralıyor. Ahlaki de bulmuyorum. Neyse özetle. Şimdi bu buraya yakın kanallar Muharrem İnce'ye öyle bir ambargo uyguladılar ki Hande, adını bile geçmiyordu o kanallarda. Bak şeyi geçtim ha. Söylediklerini haber yapmaymış. Hepsini geçtim. Adını geçirmiyorlardı. Adını. Şimdi aynı kişiler, aynı kanallar sabahtan akşama kadar hata yapıyor, dönsün. Abi seni tenzih ederim. Sen gayet kendi düşünceni söyleyerek dedin ki ya lehine çekileceğini düşünüyorum. Seni tenzih ederim. Sakın sen üzerine alınma o anlam. Seni öyle bir şeyin ne gördüm ne duydum. Hakkını teslim ediyorum. Bazı başka arkadaşlarımı kastediyorum. İsim vererek de rencide etmek istemiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi çıkmış diyor ki bu iş ihanet noktasına gider. Ya kardeşim sen parti müfettişi misin? Ne demek ihanet noktasına? Bugüne kadar siz ekranınızı adama kapattınız. İsmini yasakladınız. Şimdi hurra adamın üzerine çullanıyorsunuz. İhanet edersin. Tarih seni yazar. Tarih daha öncekileri de yazdı. İşte kötü anılma, bir bölen olma aklımda tutabildiklerimi sayıyorum. Şimdi mesela ya bunu da ahlaki bulmadığımı söylemek isterim abi. Çekilir çekilmez. O Muharrem Bey'in bileceği iştir. Ama onları da bir sorgulama yapması lazım. El vicdan ya, ahlak ya. Ya bu kadar olmaz. Bak tekrar şimdi ben bunu söyledim diye bak şimdi diyecekler ki ha Muharrem İnce işinize yarıyor o yüzden gördüm. Değil mi? Ha, işinize yarıyor. Vallahi de billahi de ne onun hesabını yapıyorum ne öyle bir şey düşünüyorum. Tamamen mesele vicdani bakıyorum. Aynı şekilde yarın başka birisi söylese yine aynı şeyi söylerim. Muharrem Bey der ki ya benim sağduyum hakim oldu, ben çekiliyorum. Ona da saygı duyulur. Adaylığına da tıpkı saygı devam duyulur. Devam edebilir. Benim sadece kızdım abi. Ya adam dede. Dede ya. Yani çocuğu var 40 yaşına yakın. Torun sahibi. Şimdi böyle bir insanın böyle haysiyetiyle ailesi falan gerçekten ayıp. Gerçekten ayıp. Ne uğruna olursa olsun. Ne uğruna olursa olsun. Yani ben hani bunu özellikle de kayda geçmek istiyorum. Ben biliyorum şimdi saldıracaklar işine geliyor falan filan. Öyle değil. Öyle değil. Tamamen vicdani bir şey söyledim. Hı hı. Yemin ediyorum herhangi bir siyasi hesap içermeksizin vicdani bir şey söyledim. Çünkü bu insanların çoluk çocuğu var. Bak diyorum torunu var. Yani doğru bir şey değil. Değil abi. İşte değil ama yani. Bu sosyal medyanın da Türkiye'de hakikaten bir düzene sokulması gerekiyor. Yani bu özgürlük değil. Hayır, bu bambaşka bir hale geldi. Ben no name'leri, no name olanları yani fake ya da troll neyse o yani no name olanları ben zaten hesaba katmıyorum. Bu böyle ismi cismi olan insanlar yazıyor. Ya bu ayıp. Ya da bu insanlar yorum yapıyor. Yani buna hakkınız yok ya. Gerçekten buna hakkınız yok. Tarih seni kötü anlayacak, seni hain olarak yazacak. Ya olmaz böyle ya. Böyle bir dil yok. Böyle bir dil gerçekten kimse, doğru değil. Kimse kimseye karşı bu dili kullanmıyor. Evet ya. Ya bir yani. De siyaset seviyeli olsun ya. Bütün mesele o. Evet, siyaset seviyeli, bilimsel. Olmalı. Sosyal sorunları medyada tartışacağım. Da, şunlar sosyal tartışacağımıza... medyada evde yani konuşamadıklarını konuşan tipler işte tuhaf tuhaf mesajlar, tuhaf tuhaf hakaretler, tuhaf tuhaf rezillikler. Hakikaten o sosyal medyanın da bir düzene hani, girmesi lazım yani. Net. Bu net. İş çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Aha, sansürcüyüm ben. Memnun oldum. Yani sansürcü değilim ya, alakası yok ama hakikaten tamam bir ya bir de Hande yani bu çok böyle kişileştirmek istemiyorum da ya mesela bir gazeteci büyüğümüz beni eleştirdi. Hı. Ben de tweetle onu eleştirdim. Adam bana verdiği cevap. Sen pudra şekerini fazla kullanıyorsun. Ne kadar çirkin ya. Şimdi ya ben şimdi buna, gerçekten de ya kadar şimdi, çirkin ya. Ya bu nasıl bir dil ya? Ben sana hakaret ediyor muyum?
Sen niye böyle bir şey diyorsun? Buna ne hakkın var? Onlar sana hakaret edebilir. Sen onlar karşısında uysal ya işte. Yalnız sen nerede eğitim gördüysen olmamış canım. Hiç olmamış ya. Yani bu gerçekten sosyal medyanın bir biçimde ben düzenlenmesi olarak değerlendirmiyorum. Hakikaten o sansürle bu söz ince bir çizgi. Değil, sansür ince, değil bak. Biliyorum bahsedeyim. Ne demek istediğini. Ama Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla, yani, vatandaşlık numarasıyla girilsin. Kimin ne olduğu da belli olsun kardeşim. Tabii canım. Küfürüyorum. Bir önceki programda birisi hızını alamamış. Seni çocuklarınla beraber asit kuyularına atacağız demiş. Yani abi işte bu İsmail bu, abi. Bu hep hadi dedik bunlar ki, no name de. Abi, bak bir şey diyeceğim. İşte bu insanı üzüyor. Bu, yani hepimiz, siyaset dili normalleşmeden bu insanlar hiç normalleşmez. Ya bir de Hande bak işte, çok özür dilerim. Gelmemek lazım. Türkiye hep onu söyledik ama. Ya, hep bak, onu gerçekten, söyledik. Ya, bu, şu dillerimize sahip hani çıkaralım dedik siyaset dili. İnsanların özel hayat dili. Ya, işte politika, düzgün politika. Zafer'in çocuğu da hani küçük ama okuma yazması var. Şimdi bu adama bazen o kadar şeyler yazıyorlar mesela. Ya bunun çocuğun okuma yazması var, tamam mı? Yani kazara babasının telefonu daha küçük olduğu için muhtemelen telefonu almamıştır Zafer ona. Karıştırdı gördü. Onu üzmeye ne hakkınız var ya? Onlara ne hakkınız bakmıyor. Var arkadaş? Bak. Benim kızım 15 bir yaşında. Onlara ne öyle hakkınız bakmıyor. Var? Ya eleştirin bak öyle bir şey demiyorum. Öyle çirkin şeyler yazıyorlar ki sen ya bana sor. Ya onu diyorum Anda ben işte. Bir gün ya ben daha fazla sana. Şey yapmıyorum onu öyle diyorum. Öyle değil o işler. Hayatım onu diyorum. Aksine çocuğun görsün senin ne mal olduğuna kadar giden terbiyesizlikler, şerefsizlikler, yalan, dolan ne ararsan var. Bak bir tane eksi sözlük. Ne ararsan eksi var. Eksi sözlük vardı kapatıldı. Yani... Ben ya hiç bu hayatımda yasakçı olmadım. İyi ki kapatıldı. İnşallah da hiç açılmaz. Ben hayatımda böyle çöp bir yer bulmadım, görmedim. 29 adınla, sayfa Hande. Adınla soyadınla yazsana bak, arkadaşım Hande, 29 sen. Sayfa yemin ediyorum bir tek adım soyadım doğru ya. Hayır ben de diyorum ki oraya adınla soyadınla yazsana. Ben de çok güzel Yok. Bir takma adla abi, en istediğime sallarım abi, ne güzel hayat. Abi şey yazdı ya saçı peruk. İşte ben hayatımda ne duymadım. Oldu? Bu mesela sefer çok ben şey yazmış. Yok ya. Neyse girmiş. Ben çok güzel oldu da. Yani, adam bunu ya üzücü işler abi. Yaşıyoruz yani. Güzel olarak diyeceğim. O da yaşıyor. O da yaşıyor. Şu anda yaşıyor. Şu anda ya şu anda bu programda ne PKK'lığım kalmış ne FETÖ'cülüğüm kalmış. Ne var abi? Toplamda değil. Toplamda değil. Bir abi hep beraber konuşuyoruz. Hepimiz aynı dertten muzdarip. Dikkat ediyor musunuz? Anneciğim şöyle. Ben bu süreçleri yıllardır yaşayan ve artık bunu idare etmeyi öğrenen ama her seferinde de yine de çok üzülen bir insanım. Ben sadece Allah'a havale ediyorum. Bak duyduğum hakaretler İsmail Bey'e geldiği gibi. Duyduğum tehditler. Hani yargılanacaksından tut asılacaksına kadar. Çoluğumuza çocuğumuza edilen hakaretlere kadar. Kilom üzerinden yürütülen zaten Türkiye'de espri yapamayan herkes günde bir kez karşısında kilolu bir insan varsa onu oradan görerek espri yapar. Evet kardeşim ben kiloluyum ya. Sana ne zararım var? Sana ne yani? Nereden biliyorsun? Şimdi şu var bak. Ben hani bunu söyleyeyim de belki şey olur. Ben bir tarihte yüz felci geçirdim. Ve geçmiş olsun. Sağ ol. Ve o zaman çok ağır kortizon ilaçları kullandım. Tamam. O ilaçlar bittiğinde ben tam 25 kilo aldım. Ya bir dakika kilo almanı şey sen insanlara açıklamak ya, zorunda yo, mısın? Yo 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 bak şimdi çok hani oradan vuruyor ya arkadaş beni. İşte bana yazıyor. Bilmem ne yaptığımın aynaya nesi. Aynaya baksın abi. Bak sen çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki TC kimlik numaranına gir kardeşim. Ben Zafer Şahin olarak orada kendi adımla, kendi kimliğimle varım. Sen de TC kimliğinle gir. Bana yaz oradan. Hakaret mi edeceksin? Et. Ben de memlekette, seni dava edeyim. Memlekette hukuk var. Değil mi kardeşim? Yani böyle yapalım. Bak dün İstanbul'da havalimanındayım. Bir tanıdığımın oğlu, ben de çocuk bunu bilirim, bana yazmış. Abi çok acil görüşmemiz lazım. Ya gecenin ikiye çeyrek, bak 1.45. Açtım, ne var? İyi niyetli bir çocuk. Hı. Dedi ki abi bugün dedi Çukur Ambar'da bir kafede sen dedi televizyondaydın. Hı. İşte seninle ilgili adamlar şöyle şöyle konuştu. Ya güldüm. Tamam bak güldüm. Niye ama? Melike anlattım bugün olayı. Detaylarını anlatmayacağım. İşte onu diyorum bu haysiyet cellatlığı. Bak. İnsanların haysiyetiyle oynamak. Seninle ilgili mesele sadece sosyal medya falan filan değil. Diyor ki seçimden sonra diyor ona diyor şöyle şöyle yapacağız. Bak gerçek kişiler konuşuyor. Çocuk da benim çocukluğunu bildiğim bir çocuk. Üzülüyor bir şey diyemiyor.
şöyle şöyle yapacağız diyor. Onunla ilgili diyor şöyle şöyle şeyler var. İşte bak, en tehlikesi bu biliyor musunuz? Bak, bir böyle gelince şunu yapacağız, ha, bunu yapacağız. Bak, şöyle yargılanacaksın, böyle bu, bilmem bak, ne olacak. Bir, bu ne ya? Şimdi şu var. Ne olur kişisel arkadaşım. Ben de bitireyim sözümü İsmail Bey. Çok özür dilerim. Bu programda böyle hani kendi şeyimiz için kullandık ama toplu bir mesaj olsun. Şimdi adam yazıyor oradan alçak. 15 Mayıs sabahı nereye bilet aldın? Nereye kaçacaksın? Kardeşim ben bu ülkede doğdum, bu ülkede büyüdüm. Şu Ankara'da gece konuda doğduk, orada büyüdük. Türkiye'nin üç büyük ilinde de yaşadık. Bundan sonra da bak o FETÖ'cü köpekler gibi, o hainler gibi bu ülkeyi şartlar ne olursa olsun terk eden, kaçan namerttir. Namert oğlu namerttir. Bizi kendinizle o gördüğünüz örneklerle karıştırmayın. Ne olacak? Ben 48 yaşıma geldim. Bu saatten sonra da yaptığım bir şey yok. Hani bana diyor ya yargılanacaksın diye. Neyle yargılayacaksın beni ya? Ben bu ülkede PKK'yı mı savundum? FETÖ'yü mü savundum? İhalemi takip ettim? Belediyelerimi soydum? Ne yaptım? Sen beni neyle yargılayacaksın? Ne? Ne? Bana neyi göstereceksin? Tamam. Şimdi bak. Yazdıkları şeyler bunlar. Anlattıkları şeyler bunlar. Ya akıl fikir işi değil. Bunu yapanların yarısı troll diyorsun. Yarısı gerçek. Gerçek. Bak gerçek. Yarısı gerçek. Unutmayın. Bir algı oluşturmaya lütfen çalışıyorlar. Hesabını soracağız. Bedelini bak, ödeteceğiz. Sen benden neyin hesabını bak, sorup neyin bedelini ödetiyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Ha bunu siyaset dünyasından bana söyleyenler de oldu. İşte bak şöyle şöyle yapıyorsun. İleride şartlar değişecek. Böyle böyle olacak. Bak hesap sormazsanız namersiniz. Sizden korkan sizin gibi olsun. Tamam mı? Benim bu konuda bir daha edeceğim son cümle bu. Ama lütfen beni yargılayacağınızda önüme ne koyacağınızı da bana bir söyleyin ki daha iyi hesaplaşalım sizle. Sizin gibi FETÖ'nün, PKK'nın peşinden mi koştuk? Amerika'nın, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin uşaklığını mı yapmaya yeltendik? Bir sorun, ona göre hesaplaşalım. Yani hepimizin şikayeti anladığım kadarıyla ortak. Yani ağır tehditler, ağır hakaretler. Yani ucu bucağı bitmiyor, durmuyor yani. Ama işin öbür tarafında niye bunlar böyle? Niye bu insanlar gerek adıyla, soyadıyla yazan da var. Yani, no-name olarak neden bunu yapıyorlar? O kadar çok kamplaştık ki, o kadar çok ayrıştık ki, o kadar çok siyaset dili bizi birbirimizden kopardı ki, bugün o insanlar da bunları bize yazmaya hak görüyorlar kendilerinde. Mahallenin bir önemi yok, tarafın bir önemi yok. Bu taraf, o tarafa, o taraf, bu tarafa. Böylesine yardırıyorlar. İtirazı olan varsa lütfen şimdi söylesin bu sözlerime. İnanılmaz biçimde kamplaştırıldık. Sıkıntı tam da burada. Siyaset dili. Siyaset dili, siyaset dili. Yumuşamalı. Aksi halde biz bu işin içinden çıkamayız. Millet sokakta birbirinin boğazına sarılır. Olmaz. Allah korusun. Normalleşmesi zaten, gerçekten lazım. Allah korusun. Zaten biraz da plan lazım belki de bu. Allah korusun. Normalleşmesi lazım evet abi bu ülkenin. Hande Erdal'in önü rahmetli sağdı. Plan bu derken gene dış bağlantılı dış bir plan. Dış bağlantılı değil bakın. Kaos bence, planı çünkü bakın, senden abi, mesajlar yani, çık benim bir yazımdan evet, sonra evet, hatırlarsan. Evet, evet. Şunun için, siyasetçilere. Hayır şöyle ama şöyle bir, yani ben bir yazı yazdım. Sonra da İsmet abi bana bir mesaj gönderdi. Yani sosyal aslında ilk yazıyı yazan Zafer sosyal medyadaki bir ne diyeyim Zafer. Sosyal medya üzerinden Türkiye'de seçimleri etkilemek için benzer, yürütülen bir algı çalışması. Benzer bir yazıyı ben yazdım. Sonrasında da sen bana bunun bir kaos planı olduğunu söyledin. Biraz açar mısın? Şimdi İsmet bakın abi çok özür dilerim. Seni destekleyecek bir şey. Bak dün Yavuz Ağralioğlu meselesi. Bak bugün değil mi bütün televizyonlarda konuşuluyor. Evet. İlginç bir şekilde Twitter'da gündem bile olmadı. Ya Türkiye'nin konuştuğu bir mesele hani siyasetin bu kadar içinde olan bir mecrada nasıl gündem olmasın? Evet. Şimdi bakın Zafer'in o yazdığı yazıdan sonra bu işlerle yakından ilgilenenlerden bana mesaj attılar. Dediler ki mesela 6 kişi diye yazmıştın sen. O kadar değil dediler. Bilmem ne dedi. O değil daha da büyük dediler. Anlıyorum ki ellerinde daha geniş bilgi var. Ve bütün mesajın daha sonra tekrar şey yaptılar. Bir şekilde Twitter ve YouTube'dan bir yönlendirme, evet, yönlendirme var. Evet. Ve dediler ki bütün hesap şeye göre yapılıyor. Ayın 15'inde A kişisi de kazansa, B kişisi de kazansa. İşte seninle evet, konuştuğumuz evet, mevzu evet aslında. İkisinde de Türkiye'de iç kargaşaya yönelik planlar yapılıyor, hesaplar yapılıyor diye.
Ben de buna katılıyorum. Ya bunlar gizli saklı da değil. Yazıp çiziyorlar da zaten. Türkiye'yi istikrarsızlaştırma süreci. Bakın etrafımızı şöyle bir bakın ya. Şu yakın çevremizi bakın. Yani bir 20 yılı dönün şöyle. Irak. Manzara ortada. Suriye. Ortada. Mısır. Yeni toparlıyor. Libya. Aynı. Gürcistan'da yaşananlar. Aslında şöyle geldi tık dedi bizim sınırda bizde durdu. Tamam mı? Yani mesela, bizde kendiliğinden durmadı. Durdurdu. Biz, evet, onu evet. Diyeceğim kendiliğinden durmadı. Türkiye Cumhuriyeti durdurdu evet, nokta. Evet. Bakın Rusya aynı taktikler orada da izlendi. Yani diyeceğim burada şöyle bir manzara var. Şimdi birilerinin bir planı var. Bu planın içerisinde ana noktalar neresi? Rusya, İran, Çin. Bunları da gizlemiyorlar. Fakat bütün bunları etkileyecek bir ön cephe var. Bu ön cephe Türkiye. Türkiye çökertilmeden buralarda başarı kazanma şansı görmüyorlar. Bakın Karadeniz'e Amerikan Kongresi'ne sunulan bir rapor var. Aslında Türkiye bunları tartışması lazım. İsmet hem abi. Cumhuriyetçiler hem demokratlar ortak verdiler ve Amerika'nın Karadeniz'deki gücünü arttırmaya yönelik girişimler var. Yani bütün bunlarda hesap Türkiye'nin çökertilmesi. Bak, Türkiye çökerse yani, şey inşallah bu dediklerimiz evet. Olmaz. İnşallah biz yanılıyoruzdur. Bitiyoruz. Bak, evet. Önemli yavaş, bir şey daha yavaş. Var. Sadece sosyal medya değil hadise. Evet. Bak bir büyük Amerikan danışmanlık şirketi bir süredir Türkiye'nin çeşitli kentlerinde özel anket çalışmaları yaptırıyor. Neymiş bu 2018, anketin bak 2018 seçim sonuçlarına bakıyorlar. Hı. Adana'nın atıyorum X bir mahallesindeki seçim sonuçlarını alıyorlar. Hı. Hangi parti ne kadar oy almış? Oralara gidiyorlar. Normalde bir ankette sorulacak soruların 5 katı soru var. O insanın adeta röntgenini çekiyorlar. Tamam mahallenin. 10 gün sonra oraya o data ellerine geçtikten sonra ikinci bir ekip gidiyor. İkinci ekip bu sefer başlıyor. Siyasal tercihi değiştirme aşamasına geliyor. Hı. Ve seçim sonrası da dönük insanlara vaatlerde bulunuyor. Teyitli bilgidir, gerçek bilgidir. Ya, çok acayip sadece, bir şey söyledin şimdi. Bak evet, sadece evet. Sosyal medya çalışması değil. Bir büyük Amerikan ya, danışmanlık şirketinin, yarın yazdım da o itici cümleyi kullanayım. kamuoyu araştırma şirketlerini, tabii onlar... Bir dakika, bunu Amerikan devleti mi yaptırıyor, bilemem, kim yaptırıyor? Bilemem, bir büyük Amerikan danışmanlık şirketi diyeyim ben sadece. Ya diye söyleyelim hocam, bu şirketler bedava hiçbir şey yapmazlar. Yapmazlar tabii. Bir dakika. Finansmanını kim sağlıyor? Tercih neye uğraşıyor? Neyi tercih etmesine uğraşıyor? Ya şu var uğraşıyor? Bak her yaş grubuna ayrı özel sorular var. Hı. Tamam mı? Senin bir ilk görüşmede röntgenini çekiyorlar. 10 gün sonra ikinci görüşme için o adreslere tekrar gidiliyor. Orada işte bir şekilde etkileme çalışmaları yapılıyor ve seçim sonrasına dönük vaatlerde bulunuluyor. Çok acayipmiş gerçekten ama bunu sona saklaman hiç iyi olmadı. Süremiz keşke bitti biraz çünkü. Daha bu konuyu uzun evet, tartışsaydık. Evet. Çok... Neyse o zaman yarın Zafer'in yazısını okuyacağız. Reklamını yaptım bak iyisin gene. Sevgili konuklarım çok teşekkür ederim. Ondan sonra sevgili izleyiciler çok teşekkürler. Gece görüşünde yeniden buluşmak ümidiyle iyi akşamlar.